Mısır'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere başkent Kahire'deki muhabirimiz Muhammed Şeyh İbrahim'e uzanıyoruz. Duruşmaya nasıl tepkiler geldi ve başka duruşmaların yapılması bekleniyor mu? Şüphesiz ki bu şok edici bir karar ve Mısır adli tarihinde verilmiş tarihi bir karar diyebiliriz. İlk tepki söz konusu kararın Mısırlıların korkusunu arttıracağı yönündeydi. Ülkede gerginlik ve öfke hakim. Özellikle de Minya'da idam cezasına çarptırılan mahkumların aileleri ve yakınları öfkeli. Minya'daki duruşmaların ardından kentteki polis ve güvenlik güçlerinin sayısı da arttırıldı. Mısır halkı hayretler içerisinde ve duruşmada alınan kararlar nedeniyle de çok öfkeli. Sence bu duruşmanın sonucu Mısır makamlarından ve polisten intikam alınmasına yol açar mı? Evet, polis ve yönetim binalarına yönelik intikam saldırılarına şahit olabiliriz. Şiddetin artmasını bekliyoruz. Eğer bu idam kararlarından herhangi biri uygulanırsa barış sağlanamayacak diyebiliriz. Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Söz konusu kararlar seçimleri nasıl etkiler? Özellikle de eğer General El-Sisi yarışırsa. Eğer idam kararları uygulanırsa bu siyasi gidişatı tabii ki etkileyebilir. Mısırlılar şiddetin tırmanmasını istemiyor. Ancak bence bu duruşmada alınan kararlar Cumhurbaşkanlığı seçimini olumsuz bir şekilde etkileyecek. Bu siyasi gerginliği arttıracak. Kana ma'ana murasilna min al-Kahire Muhammed Şeyh İbrahim. Şükran cezilen lek.